çay mı içersin? İçersin. İçtim şimdi ya. Sağ ol. Olur. Olur. Bir çay içeyim. Bir açık bir çay. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bir cuma buluşmalarında bir aradayız. Allah'a hamd ediyoruz. Bugün çok değerli misafirimiz Sayın Sait Yazıcıoğlu ve misafirimiz, eski bakanlarımızdan, eski Diyanet İşleri Başkanımızdan. Sağ olsunlar, çok nadir böyle toplantılara katılıyorlar, bizi kırmadılar. Çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz inşallah. Bu arada da arkadaşlar, canlı yayınlarımız başladı. Sosyal medyada paylaşırsanız, ben de bu arada paylaşmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi. Sizden de paylaşmanızı bekliyoruz inşallah ki buraya gelemeyen arkadaşlarımıza da ulaşmış olalım. Evet, sesimizde demek ki birisi paylaştı şu an. Sesi geliyor. Evet arkadaşlar, bugün nasip olursa bu hafta, yarın gençlere yönelik bir programımız daha var. Sayın NEF CEO'su Erden Timur Bey gençlerle beraber olacak. Tecrübe paylaşımı çerçevesinde. Gelecek haftaki programlarımız da Çarşamba günü Sayın Doçent Doktor Halil İbrahim Üçer Bey misafirimiz olacak. Konusu İslam düşüncesini yorumlamada bütünlük ve süreklilik sorunu. Cuma günkü misafirimiz haftaya bugün de Hazreti İsa'dan bugüne vahiyle savaşanlar konusu çerçevesinde Sayın Kemal Özer Bey gazeteci misafirimiz olacak. Yine biliyorsunuz her cuma günü bayanlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Fıkıh çalışması ve siyer çalışması. Bunları da ilan etmiş olalım. Bu arada yine çok güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Milli Eğitim Üsküdar Milli Eğitim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Sayın Diriliş Sezai Karakoç Bey'i anlatan programlar yapıyoruz. Bu hafta İTO Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Sayın Temel Hazıroğlu Bey anlatacak. Diğer bir okulda da Bülent Timur Demirgil Beyefendi Sezai Karakoç Bey'i anlatacaklar. Bu arada biliyorsunuz, sosyal medyada görmüşsünüzdür, afişlerde de görüyorsunuz. Kudüs konulu bir deneme yarışmamız var. Üniversite talebelerine yönelik. Üniversitede okuyan arkadaşlarımız deneme yarışmasına katılıyorlar. 5 Mayıs, 4 Mayıs'ta son teslim tarihi. Nasip olursa onların arasında hocam 3 kişiye bilgisayar ve Kudüs turu hediye edeceğiz. Ayrıca da 10 kişiye Kudüs turu hediye edeceğiz. 13 kişiyi Kudüs'e göndermiş olacağız. Bunun 3 kişisini kendi yurtlarımıza kalan arkadaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız. Onların içerisinde sizlere de duyurmuş olduk hanımlar beyler. Dolayısıyla 13 arkadaşımıza nasip olursa mütevellimiz böyle bir hediye verdi. Kudüs'ü gündemde tutmak açısından böyle bir çabamız var. Herkese duyuralım, çevremize, sağımıza, solumuza inşallah. Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu 49 yılında Trabzon Sürmene'de doğdu. İlk ve orta tahsilini Milas'ta tamamladı. Liseyi Aydın'da bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Kısa bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı'na görev yaptıktan sonra doktora yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderildi. Doktorasını Fransa'da tamamladı. 75 yılında askerlik görevini yaptı. 77 yılında doktorasını tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne göreve başladı. 88 yılında profesör oldu. 86 yılında itibaren Kelam Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 87-92 yıllar arasında Diyanet İşleri Başkanlığı, 93-97 yıllar arasında Yükseköğretim Kurulu üyeliği, 94-2002 yıllar arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 10 Mayıs 96-22 Mayıs 2002 yılları tarihleri arasında da UNASCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2002 tarihinde Ankara Milletvekili seçildi. 3 Kasım seçimlerinde malum. 2007 seçimlerinde yeniden Ankara Milletvekili seçildi. 60. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptı.
2007-2009 Diyanet ve TİKA gibi bağlı kurumların yanında Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri ile ilişkiler, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları başlıca görev alanları oldu bu devlet bakanlığı görevinde. Yayınlanmış birçok eserleri vardır hocamızın. Telif ve tercüme makaleleriyle çeşitli kongre ve konferanslarda sunduğu tebliğleri bulunmaktadır. İyi düzeyde Fransızca, orta düzeyde Arapça bilen Yazıcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır. Hocamız nasip olursa bugün çıkış yolu için dini analiz çerçevesinde bir sohbeti olacak. Daha sonra sorularımızı da hocamıza dinleyeceğiz inşallah. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Değerli dostlar, hanımefendiler, hanımların da olması ayrı bir zenginlik. niye kalktın ki? Siz rahat edin. Ben rahat mı canım? Buyurun. Ben daha sonra gelirim. Yani. Tamam. Bu tip toplantılara nedense çok fazla gidemiyorum ama burasının demek ki ayrı bir cazibesi oldu. Geldik, beraber olduk bu akşam. Ne konuşalım diye arkadaşlarım sorduğu zaman işte son haftalarda, aylarda Türkiye'de eksik olmaz tartışmalarımız. Onlardan da hareketle bir iki analiz yapacağım. Bilmediğiniz bir şey söyleyecek değilim. Bildiğiniz şeyler hepsi. Fakat farklı bir yaklaşımla, farklı bir pencere acaba açılabilir mi düşüncesiyle birkaç değerlendirme yapacağım. Ondan sonra da karşılıklı böyle soru cevap şeklinde belki bazı konular daha iyi açılır. Ben de sizin değerli görüşlerinizden de faydalanırım. Böyle daha iyi olur. Böyle konferans şeklinde hitaplar çok hoş olmuyor maalesef. Ben öğrencilerden de çok şey öğreniyorum. Öğrencinin çok farklı bir sorusu insana çok farklı bir yaklaşım getirir. Onun için bu işlerin tabii ki sonu yok. Hele bu bizim uğraştığımız alanların burada düşünce üretmenin kesinlikle sonu yok. Çünkü sosyal meselelerde tek çözüm diye bir şey yok. Dinde de bu böyle. Farklı yorumlar var, farklı yaklaşımlar var. Mezhepler, meşrepler o şekilde çıkmış zaten. Bir şey yoruma açıksa, ki Kur'an-ı Kerim'in birçok hükmü yoruma açıktır. Çünkü 1400 sene önce gelen bir ilahi buyruk, çağlar üstü sonsuza kadar devam edeceğine göre, yol boyunca bir kısım farklı yorumlarla insanların önünü açma özelliği var. Dolayısıyla bir şey yoruma açıksa çok farklı yorumların olması çok doğaldır. Saygıdeğer bir çabadır. Bunları çok fazla da büyütmemek lazım. Çok fazla da can sıkıcı bir hale getirmemek lazım. Çünkü onların derli toplu olanları, makul, mantıklı ve öze uygun olanları yukarıda kalır, diğerleri aşağıya doğru çöker gider. Yani onları bir kavga unsuru da yapmamak lazım ama zaman zaman bazen gerçekten insanın bir kısım şeylerine dokunan bazı yorumlar da oluyor. Ama sonuçta bir şey yoruma açıksa yorum yorumdur. Herkes dilediği şekilde yorum yapabiliyor. İşte onları kamuoyu, insanlar değerlendirecek. Burada önemli olan kendi yorumunu mutlak doğru olarak kabul edip diğerlerini yanlış veyahut da biraz daha aşırı bir ifadeyle sapkın bir şekilde değerlendirmemek. Yani bir şey gördüm geçenlerde çok hoşuma gitti. Hakikat tekelciliği yapmamak. Ne demek bu? Yani kendi doğrusu hakikat, kendi inandığı veyahut da kendi geliştirdiği, kendi öne sürdüğü bir düşünce mutlak doğru. Onun dışındakilerin hepsi sapkınlık, yanlış. Böyle bir yola girildiği zaman bunun sonu olmuyor. Bunun sonu kavga oluyor. Çok sıklıkla yaşadığımız ülkemizde de budur. Günümüzde dini anlamda özellikle bu son birkaç gün içinde birçok tartışmalar veyahut da bir kısım yorumlar. Bunlar bir kısmı çok önceden tutup bir yerden getiriliyor. Gündeme getiriliyor. Ondan sonra hadi bakalım bir gürültü bir patırtı çıkıyor. İşte son birkaç gündür yaşadığımız tartışmalar var. Cumhurbaşkanımızın dün ve bugünkü bir kısım açıklamaları var.
çok hayırlı bir açılıma yol açtığını ben düşünüyorum. Yani o seviyede bu tespitin yapılmış olmasını ben çok önemsedim. Bir de burada parantez içinde ben bazı eleştirel düşünceyi de severim. Görüşlerimi de çok rahat ifade ederim. Neresi olursa olsun, hangi makam mevki olursa olsun ondan da çekinmem. İnsanın aklına tabii şu takılıyor. Yani Cumhurbaşkanımız devreye girmeden önce birileri ne diye bu konuda yetkililer, ilgililer bir şey söylemezler. Hemen derhal faaliyete geçiliyor. Toplantılar yapılıyor, komisyonlar kuruluyor. Daha önce neredeydiniz? Yani bu her zaman yapılması gereken bir şey. Yani böyle bir şey ortaya çıktığı zaman bir tavır konacaksa oturulur. O konuda çalışmalar yapılır. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Epey bir süre önce kanser ilaçlarıyla ilgili Türkiye'de bir sıkıntı basında yayıldı falan. Kanser ilaçları bulunamıyor, edilemiyor diye. Ya bu çok önemli bir konu. O konuda da Cumhurbaşkanımız devreye girince ilgililer hemen derhal çalışmalara başladık. Hemen getiriyoruz, getireceğiz falan. Ya kardeşim bu zaten senin görevin. Yani bu ortaya çıkmadan önce evirip çevirip yapacaksın. Bu işin bir tarafı. Önemli de bir tarafı. Parantezi kapatıyorum burada. Son bu tartışmaları yaşadık. Bir kısmımız çok kızdı, bir kısmımız işte başka türlü değerlendirdi. Her neyse. Onlara bir baktığımız zaman bu tartışmalara, yani gerçekten bir seviyede inanılmaz bir aşağı doğru gidiş görüyoruz. Bunlar ne derece, bunlar bir kurgudur büyük ihtimalle. Daha önce de biz bunları çok yaşadık. Yani durup dururken bu kadar seviyesiz bir şeylerin ortaya dökülmesi, tartışma konusu olarak işte insanları meşgul etmesi çok doğal süreç içinde gelişen bir şey gibi gelmiyor insana. Bu oyunlara da tabii ki gelmemek lazım. Bizim kafamızı yormamız gereken çok daha temel sorunlarımız var, meselelerimiz var, sıkıntılarımız var. Yok efendim o bahsedilen şeylerle, abuk sabuk şeylerle vakit geçirecek halimiz yok. Bir defa şunu sormamız lazım. Biz İslam dünyası olarak niye bu noktadayız? Ne noktadayız? Biraz seviyesizliğin dip taraflarındayız. Bunun üzerinde biz kafa yormamız lazım. Cenab-ı Hak insanları doğru yola iletmek için daha önce de dinler gönderdi. İşte Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik vesaire. Bunların hepsini insanlar tahrif ettiler. Muharref dinler haline geldiler. Bunları biliyoruz. Ondan sonra da İslamiyet'i Cenab-ı Hak bize gönderdi ve bize dedi ki en son ve mükemmel bir din size gönderiyorum. Bugün dininizi tamamladım. Bu en son ve mükemmel bir dindir. Bundan sonrası da yoktur. O dinin prensiplerini bize, elimize verdi. Yani basit bir ifadeyle basit anlatmaya çalışacağım. Kainatı yarattı Cenab-ı Hak, evreni yarattı. İnsanlığı yarattı. Ondan sonra da bu kainatta nasıl yaşanacak? Onun rehberini de elimize verdi. Hani bir alet aldığınız zaman onu nasıl kullanılır? Kullanım kılavuzu vesairesi vardı. Dünyanın da dünyadaki dünya hayatımızı nasıl yaşayacağız? Elimize rehberini de verdi. Kur'an-ı Kerim'de elimize verdi. Orada şöyle yaparsanız buraya varır. Böyle yaparsanız gideceğiniz yer şurasıdır diye açıkça belirtiyor. Dinlerin, bizim dinimizin gayesi, hedefi dünya ve ahiret saadetidir, mutluluğudur. Fakat biz dünyada yaşıyoruz. Bizim dinimizde, bizim inancımızda din ve dünya işi ayrımı diye bir şey yok. Bizde genellikle din işi, dünya işi. Din işi nedir? İşte cami işidir, Kur'an kursu işidir. Dünya işi nedir? İşte başka işlerdir. Öyle bir şey yok. Biz dünyada yaşıyoruz. Her şey bizim alanımız içindedir. Kur'an kursu da öyledir, cami de öyledir, okul da öyledir, hastanesi de, yolu da, her şey. Çünkü dünyada yaşayacağız. Dünyada huzur içinde mutlu, müreffeh yaşayacağız. Ve bu dünyadaki hayatımız bize ebedi hayatı kazandıracak. Kur'an çok defa amene billah vel yevmil ahir. Yani Allah'a ve ahiret gününe imandan çok sıklıkla bahsedilir. Biz bunu sonra bir kısım şeylere koyduk. Bazı işte
kolay bellensin diye imanın şartları dedik, İslam'ın şartları dedik. İşte Allah'a iman, peygamberlere, meleklere falan. Halbuki Kur'an'ın sıralaması Allah'a ve ahiret gününe imandır. Ahiret gününe iman çok önemli. Yani işin temel noktalarından bir tanesi. Ahiretle ilgili bildiklerimiz de sınırlıdır. Çok fazla değildir. Siz bakmayın o bir sürü şeylerde, kitaplarda öyle yazıyor, kabirde neler olur, işte oraya sanki birisi gitmiş görmüş gibi öyle olur, kalkar iner yatar kalır. Öyle bir şey yok. Orada bir gizem var, bir esrar var. Öyle de olması lazım. Bildiğimiz bazı şeyler var. Kur'an-ı Kerim bize çok temel bir kısım kavramlarla ilgili bir şeyler gösteriyor, söylüyor. Ama gerisini bırakıyor. Çünkü nihayet bir imtihan işidir bu. İmtihanda kopya alırsanız, işte ne olup bittiğini görürseniz onun sonucu da ona göre olur. Dolayısıyla sistemi Cenab-ı Hak böyle kurmuş. Peki bu en son ve mükemmel inanca sahip olan İslam dünyası bugün ne durumda? Bizim kafa yormamız gereken şey budur. Gidin en uzak taraftan başlayın. Uzak doğudan, Malezya'dan, Endonezya'dan başlayın. Gelin bu tarafa doğru. Afganistan, Hindistan'daki Müslümanlar, Bangladeş, Pakistan, İran'a gelin. Biraz daha devam edin. Orta Doğu'ya gelin. Aman Allah. İşte yaşadıklarımız, çevremizde yaşananlar, bizi direkt etkileyen olaylar, olan bitenler. Geçin batı tarafa, işte batıda yaşayan Müslümanlar var. Balkanlarda, Kafkaslarda yaşayanlar var. İşte Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Avrupa ülkelerinde yaşayanlar vesaire. Peki en son ve mükemmel bir inanca sahip bir ümmet nasıl olur da bu perişan halde olur? Batı'nın bize her açıdan üstünlüğü var. Teknolojik açıdan, silah açısından, sanayi, her türlü üstünlüğü var. Peki biz niye bu durumdayız? İşte kafa yormamız gereken aslında bu temel konulardır. Bir yerde bir sapma olmuş olmalı ki biz ana eksenden, raydan biraz sapmış olalım ve doğru yoldan, o sırat-ı müstakimden biraz sapıp da işte böyle bir kısım içinden çıkılmaz noktalara savrulmuş olalım. Bunu geriye doğru gidip analiz etmemiz lazım, tahlil etmemiz lazım. Çok gerilere gidince, ilk dönemlere tabi Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki olan bitenleri de göz önünde bulundurmak lazım. Müslüman geleneği 4 halife dönemi, Peygamber Efendimiz'den sonra gelen 4 halife dönemi, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali dönemlerini bir dokunulmaz dönemler gibi kabul ettik. Onlara hiç laf etmedik o dönemlerde. Halbuki o dönemlerde o kadar çok olan bitenler var ki, işte sıkıntılar zaten oradan başlıyor. Ne oluyor? Bizim İslam geleneğimiz, İslami geleneğimiz, Müslüman geleneği 4 halife dönemindeki siyasi yarışın çatışmalarını engelleyecek ölçüleri ortaya koyamamıştır. Bu bir defa bunu tespit ediyoruz. Siyasi bir kısım yanlışlar görmezden gelinmiştir. Daha da ötesi kutsanmıştır. Biz o dönemlere hiçbir şey söylemeyiz, eleştiri de getirmeyiz. Halbuki o dönemde örnek alınacak o kadar çok şey var ki, ama uzak durulacak da pek çok olaylar var. İşte Cemel Savaşları, Siffin Savaşları. Müslümanlar, ilk dönemin Müslümanları, Peygamberimizin sohbetinde bulunan insanlar zaman içerisinde siyasi iktidar uğruna birbirlerine kılıç çekip birbirlerinin kanına girmişlerdir. Bunları bileceğiz, tespit edeceğiz. Niye öyledir? Çünkü Cenab-ı Hak insanı bir kısım bu tür hasletlerle yaratmıştır. İnsanda hırs vardır, siyasi hırs vardır, iktidar hırsı vardır, para pul hırsı vardır. Böyle yaratmış insanı. Çünkü insan imtihana çekilecek bir varlıktır. Cenab-ı Hak insanları melek olarak yaratabilirdi. O zaman imtihanın bir anlamı kalmazdı. Bu tür hasletler olacak ki insan bunlara karşı o ilahi rehberin ışığında dünyasını tanzim edecek, güzel bir hayat sürecek, ahiretinde kazanacak. Sistem bu.
Şimdi o dönemin insanı ile bu dönemin insanı farklı değil. Aynı fıtratta yaratılmış. Maturidi merhum insanın bu özelliğini vurgularken tıynet kelimesini kullanır. Çok enteresandır. Tıyneti biz şimdi de kullanırız. Tıynet nedir? İnsanın işte mayası, özü, işte hamuru. Tıyneti bozuk deriz bazen. Yani şirazeden çıkmış anlamına. Dolayısıyla biz bu siyasi yanlışları görmezden geldik. Hataları da belki zaman zaman kutsadık. Yani o döneme hiç bir şey kondurmadık. Zaman içerisinde yanlışlar da bazen yanlış olan bir kısım şeyler de ideale de dönüştü. Bu bir tespit. Bunu şimdi çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu bu şekilde söylemek sizi rencide edeceğini zannetmiyorum. Yani çünkü bunlar yaşanan şeylerdir. O dönemin işte olayları, yaşanan kanlı olayları, işte kelam ilmi dediğimiz ilim oradaki kavgalardan doğmuştur. Bir Müslüman bir Müslümanı kılıç sallayarak öldürmüştür. Bir Müslüman bir Müslümanı öldürürse nasıl bir durum ortaya çıkar? Yani o insan hala mümindir, mümin midir, Müslüman mıdır, ölen nedir, öldüren nedir? Buradan bir ilim doğmuştur. O dönem sonuçta bitiyor. Ondan sonra Emevi dönemi başlıyor. Emevi dönemi gayrimeşru bir şekilde oluşmuş bir yönetimdir. Bunun tarihte safahatları vardır. Bu gayrimeşruluğu meşrulaştırmak ve temellendirmek için Emevi yöneticileri kader doktrinini geliştirmişler. Kader doktrini de onların anlayışında isyancılığı ve darbeciliği meşrulaştırmanın bir yolu, bir vasıtası olarak kullanılmıştır. İnsan sorumluluğunu adeta yok sayan, yapıp ettikleri birçok usul dışı, kanun dışı, din dışı bir kısım uygulamaları Cenab-ı Hakk'ın kaderi, takdiri diyerek insanlara bir şekilde onu benimsetmeye çalışmışlar. En önemli şeylerden bir tanesi de takdir-i ilahi kavramının içini boşaltarak çok farklı bir anlam kazandırılması olmuştur. Takdir-i ilahi zaman içerisinde insanın bir kısım sorumluluklarını, üstlendiği bir kısım sorumlulukların aşkın bir varlığa ötelenerek sorumluluktan kurtulma aracı haline getirilmiştir. Bunlar belki sıkıntı verici ifadelerdir ama bunları net bir şekilde tahlilini yapmazsak bugün içinde bulunduğumuz bir kısım sıkıntıların çözümünü de bulamayız. Öyle başladık zaten lafa. Niye bu durumdayız? Bir yerlerden bir sapmalar olmalı ki biz bu şekilde savrulmuş olalım. Yoksa başka izahını bulmakta zorlanırız. Yani Cenab-ı Hakk'ın hiç değişmeyen en son bize tebliğ ettiği dinine, inancına sahibiz. Ama işte durumumuz bu. Dolayısıyla bir şeyleri tespit etmemiz lazım ki nereden saptık ona biraz onun üzerine kafa yormamız lazım ki saptılan yerden tekrar nasıl düze çıkarızın üzerinde de kafa yormak için. Bu kader konusu ve takdir-i ilahi konusu hayati kavramlardır bunlar. Yani kader meselesini biz hala çoğu yerde işte Cenab-ı Hak ezelde, ezeli ilmiyle bizim yapıp edeceklerimizi biliyordu. Onları tayin etti, tespit etti. Aha da buraya da yazdı. Alın yazısı da deriz ya. Öyle yapmışsa Cenab-ı Hak bizim hesap vermemizi, izah etmemiz zorlaşır, imkansızlaşır. Cenab-ı Hak yapıp ettiklerimizi belirledikten sonra bizim elimizden bir şey gelmez. Biz o zaman kurulu bir robot gibi oluruz. Robotu kurarsınız böyle tık 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 gider. Kendi başına hareket edemez. Dolayısıyla bizim yapıp ettiklerimizi kendi hür irademizle yapmamız lazım ki onun sonucundan hesaba çekilelim ve o hesabı verelim. Sonunda Emeviler, tabii Emevi yöneticileri kendilerinin Allah tarafından görevlendirildiği şeklinde bir inanca da sarıldılar.
Allah'ın halifesi unvanı o dönemlerde kullanılmıştır. Halbuki peygamberimizden sonra hemen sonra Hazreti Ebubekir'in hilafetinde nasıl isimlendirilecek konusu da tartışılmıştır. Fakat orada galip gelen şey Halifetü Resulillah, peygamberin halifesi, peygamberin yerine geçen kimse olarak adlandırılmıştır. Ama Emeviler döneminde işte Halifetullah ismi de lakabı da kullanılmıştır. Öyle olunca o yöneticiler Allah adına iş görüyor demektir. Şimdi bu dolayısıyla yapacakları her türlü yaptıkları işler olumsuz da olsa o Allah'ın takdiri ile olmuştur. Takdir böyledir. Kader böyle yazılmıştır. Ve böylece bu kavramların, kader kelimesinin kavramı sapmış, amacından sapmış, takdir ilahi kavramının da içi boşaltılmış oluyor. Siyaset, o dönemin siyasetini kastediyorum, bu tür şeylerden hoşlanır. Yani siyasi erki elinde bulunduran, gücü elinde bulunduran kesim, olan biten olumsuzlukların faturasını bir başka tarafa yönlendirebilirse rahatlar. Hele bu aşkın bir varlık olursa, omuzundan aşağı bir aşırırsa, o zaman bunun hiçbir sorgu suali de olmaz. Fevkalade bir rahatlama olur. Bu siyasetin de hoşuna gidince, siyaset deyince o dönemleri kastediyorum, yanlış algılamayın. Bu dönemde çok fazla değişen bir şey yok ama nihayet nereden nereye geldiğimizi tahlil etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu her gelenin hoşuna gitmiş. Ne güzel. Olumsuzlukları işte takdire havale ediyoruz. Takdir ilahi diyoruz. Biz aradan sıyrılıyoruz. Peki biz neciyiz? Ülkeyi yöneten insanlar, işte o dönemin halifeleri. İşte bu şekilde bir izah tarzı ile kendilerine bir rahatlama alanı açıyorlar. Ama bu zaman içinde öyle bir hal alıyor ki her gelen dönem bunu benimsiyor. Bu çünkü siyaseti rahatlatan bir şeydir. Olumsuzlukları bir başka, hele aşkın bir varlık olursa o, onun artık sorgusu suali de pek olmaz. Böyle böyle ondan sonra Abbasi dönemi, işte bizim eskilerimiz olan işte Selçuklular dönemi, Osmanlı dönemi aşağı yukarı bu anlayışla devrede gelmiştir. Biraz daha farklı bir pencereden bakarsak, bizde Eş'ari düşüncesi genellikle hakimdir. Eş'ari anlayışı hakimdir. Biz halbuki, biz de çocukluğumuzdan beri hatırlayanlarınız belki vardır, denir ki itikatta biz Maturidi'ye bağlıyız. Amelde İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye bağlıyız. İyi. Amelle ilgili birçok elimizde veriler var. Kitaplar var, şunlar var, bunlar. İmam-ı Azam'ın kitapları var, onlar var, bunlar var. Peki İtikattaki inancımızla ilgili İmam-ı Maturidi'ye bağlıyız itikatta ama nedir bu İmam-ı Maturidi itikadı dendiğinde arkası boştur. Hiçbir şey gelmez. Bir defa Maturidi itikadı bizim Osmanlı medreselerinde okutulmamıştır. Kapısından içeriye dahi girmemiştir. Bunun sebepleri ayrı bir bahistir. Coğrafi uzaklık vardır. İşte başka şeyler vardır. Bizim Osmanlı medreselerinde yetişen ulema en yakın ilgiyi işte Bağdat, Basra o ortamla kurmuştur. O ortamlarda da Eş'ari düşüncesi hakimdir. Bizim medreselerde okutulan kelam ilmiyle ilgili kitaplara baktığınız zaman akaid kitaplarına işte Taftazani Şerhi, onun devamları vesaire falan hep Eş'ari tandansıdır. Eş'ari olunca ne olacak? Bir şey olmayacak. Eş'ari de bizimdir. O da bizim büyük bir zenginliğimizdir. Ama Eş'ari düşüncesiyle Maturidi düşüncesi arasında bir kısım farklılıklar var. Bunlarla ilgili birçok şeyler yazılmıştır. El-ihtilaf beynel eş'ariye vel maturidiye fi mesail falan, yani eş'ari ve maturidi arasında şu meselelerde ihtilaflar. Bunlar genellikle çok minimize edilir. Ufak tefek ayrıntılardır denir. Esas da birdir denir. Doğrudur ama önemli bir kısım ayrılıklar da vardır. Şimdi eş'ari düşüncesinde Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak der ki bize Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allah'tan başka yaratıcı yoktur ifadesini Eş'ari sanki Allah'tan başka fail yoktur gibi algı oluşturacak bir şekilde anlamaya çalışmıştır. Bu neye yol açıyor?
Yani Allah'tan başka fail olmayınca insanın fail olması, yani insanın yaptığı işlerin eylemlerinin sahibi olması noktasında bir istifham belirebiliyor. Dolayısıyla insan biraz sınırlandırılmış bir varlık haline geliyor. Bunu çok daha ileriye götürenler işte Cebriye'dir. Cebriye Allah'ın şeyi olmadan hiç insan elini bile kıpırdatamaz şeklinde çok aşırı bir uca götürüyor işi. Böylece insanın sorumluluğunu izah etmek biraz zorlaşıyor. Yani insan fail değilse, yani yaptığı işin sahibi değilse, hepimiz her gün birçok işler yapıyoruz. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, düşünüyoruz, karar veriyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bunlar nasıl oluşuyor? Bunun ayrıntılarına girecek değilim. Bunu bizim İslam uleması, İslam kelamcıları o kadar ayrıntılı bir şekilde izah etmişler ki, yani insan fiili nasıl oluşur? Burada Maturidi çok farklı bir yaklaşım getirmiştir. Yani Maturidi diyor ki, çok kısa ve öz bir şekilde, anlaşılır bir şekilde, insan kendi hür iradesiyle, o irade-i cüziyesiyle yaptığı işin failidir, sahibidir, yapıcısıdır. O cüz-i irade üzerinde çok tartışmalar vardır. Bazısı çok daha ileri bir noktaya götürerek onu cüz-i iradenin yaratılmadığını söyler. Yaratılmış olursa oradan da bir zorunluluk acaba çıkar mı düşüncesiyle. Bu Allah'ın yaratmasına karşı bir duruş kesinlikle değildir. Filozoflar, kelamcıları birçok noktada tekfir ederler. Bir tanesi de işte Allah küllileri bilir de cüz'ileri bilmez der filozoflar. Onun için kelamcılar onları tekfir ederler. Halbuki aslında onlar da yani filozofların, İslam filozoflarının orada demek istediği, ya külliyi bilen cüz'i zaten bilir. Ama yani cüz'iyatla ilgilenmez. Onu mesela insanın yapıp ettiklerini Cenab-ı Hak elbette bilir. Fakat onlar onun Cenab-ı Hak belirlemez. İnsanın kendisi belirler. Ona öyle bir irade vermiştir ki sen hür iradenle, Kur'an-ı Kerim'de bir sürü işte şunları şunları şöyle yaparsan şuraya varır, böyle yaparsan sonu budur diye söylüyor. O zaman buyur istediğini yap. Kur'an ifadesidir bu. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Ben size söyledim. Şu şudur, bu budur. Dolayısıyla bu işlemlerini, eylemlerini, davranışlarını insan kendi hür iradesiyle, kendi eseri olarak yapacak ki sonucundan hesaba çekilecek. Sistem karmaşık değil, çok basit. İnsan neyin hesabını verir? Kendi yaptığının hesabını verir. Zorla ona yaptırılan bir şeyin hesabı verilmez ve sorulmaz. Böyle olunca ne oluyor? Yani insan kendi yaptıkları eylemin sahibi. Bir defa insan kişilik sahibi bir insan olur. Yaptığı işin sahibi olduğunu bilir. Ona göre davranır. Haksızlık karşısında susmaz. Onun düzeltilmesi için elinden gelen her türlü meşru yöntemi kullanır. Böyle insanlardan oluşan toplum da pozitif bir toplum olur. Tepki ortaya koyan bir toplum olur. Haksızlıklar karşısında onun düzeltilmesi için gayret içinde olan bir toplum olur. Bir parantez daha açıp Kur'an insanı nasıl görüyor? O konuda bir iki şey söyleyeyim. Bir defa Kur'an insanı hesap verecek bir varlık olarak görüyor. Yani hesap vermesi için insan eyleminin, fiilinin, yaptığı işin sahibi olması gerekir. Akletme melekesine sahiptir insan. Akıl sahibi demiyorum. Akıl çok büyük bir nimettir. Fakat Kur'an'ın üzerinde durduğu kavram akletmedir. Yani aklı kullanmadır. Akıl herkeste var da onu statik bir şekilde tutarsanız, işlemezseniz bir şeye yaramaz. İşte nihayet akıl bazı insanın dışında da bazı varlıklarda var. İşte kuşlarda var. İşte kargalar derler çok zekidir. Biraz daha diğerlerine göre öyle yapar, böyle yapar. Ama insan aklı gibi muazzam bir güç başka hiçbir canlıda yok. En şerefli bir varlıktır. Eşrefi mahlukat. Ama öyle zaman olur ki erzeli mahlukat da olur. Yaratılmışların en rezili durumunda da düşer. Bunun o kadar çok örneğini görüyoruz ki her gün. Yerler ve gökler insanın emrinde.
Ne oluyor yerle gökler emniyet olunca? İşte gökte olan bitenlerin peşine düşüyor insanlar. Oraya bir şey gönderiyorlar, buraya bir şey gönderiyorlar, bir şeyler keşfediyorlar. Yerin altına doğru araştırmalar yapıyorlar. Ne buluyorlar? İşte fay hatları buluyorlar. Diyorlar ki burada şey olur, fay hattı var burada, ileride burada deprem olabilir. Dolayısıyla burada yerleşim olmaz. Şayet olacaksa şu katta bu vasıfta olması lazım. Ona uyuyor muyuz peki? Yok, uymuyoruz. En son bu Sakarya depreminde ben kendi gözlerimle gördüm. İki tane aynı katta bina yan yana. Birisi hafif yana eğrilmiş. Diğeri körük gibi böyle bir kata inmiş. Aynı darbeye maruz. Erzincan depreminde yapılan araştırmalar ortaya koymuş ki en hafif hasar camilerde. Kubbelerde çatlaklar, kırıklar. Niye? Ya camideki şeyden de işte demirinden, çimentosundan da çalınmaz yani camiye. Tam koyalım. Camiye tam koyuyor. Öbür tarafa eğri koyunca. Şimdi bu bahsettiğim biraz önceki şey işte iki yan yana bina aynı darbeyi alıyor. Yani insan aklı bunları keşfediyor, buluyor. Ondan sonra da bunlara çözümler getiriyor. Diyor ki şöyle şöyle olması lazım. Buralarda yerleşim yapmayın. Yaparsanız da şu vasıflarda yapın. Onları biz yapmayız. Ondan sonra da bir depremle, Allah korusun, doğal bir afetle karşılaştığımız zaman ahu vah ederiz. Ondan sonra da sorunu ararız. Ne oldu, ne bitti falan. Hiçbir zaman işin özüne de inilmez. Burada böyle durumlarda hiç değişmeyen bir davranışı size söyleyeyim. Ne yapar? Devlet ricali böyle bir Allah korusun felaket olduğu zaman gider oraya. Gittiği zaman da bütün çalışmalar da zaten bir şekilde sekteye uğrar, durur falan. İşte onlar karşılanır, edilir falan. Ne derler devlet yetkililerimiz? Derler ki giden canlara bir şey yapamayız ama yıkılanın daha iyisini yaparız. Takdir ilahi ne yapalım? Gibi bir ifade. O ortamda söylenecek başka bir şey yok. Yani kim olsa aynı şeyi söyler. Ama ondan sonra yapacak çok şey var. Yani bu binalar buralara, burası bir fay hattı ise buraya niye kuruldu? Bunlara kim izin verdi? Bunların işte inşaatında gerekli malzeme kullanıldı mı? Ne kadarı kullanıldı? Kim kullanmadı? Kim izin verdi? Nasıl verdi? Böyle ucuna kadar, gittiği yere kadar götürüp de olayı tam ortaya koymadıktan sonra bunların önünü biz alamayız. Sürekli aynı senaryo devam eder gider. Bir tane birini buluruz. Vay işte bu adam neydi? Bir adam buldular orada. İşte bu depremleri, bu evleri bu yaptı. Bir tane mi yaptın? Herkes yaptı. Dolayısıyla bunların peşinden gidip de sonuna kadar sorunlar ortaya çıkarılmazsa biz bu işin içinden tabii ki çıkamıyoruz, çıkamayız. Peki her türlü nimete de sahiptir insan. Yani insan böyle akıl akletmeden biraz uzattık da böyle bir varlık insan. Çok güçlü bir varlık. Akletmek o kadar önemli bir şey ki Cenab-ı Hak pek çok yerde Kur'an-ı Kerim'de bakmaz mısınız, görmez misiniz, düşünmez misiniz, ibret almaz mısınız diye sürekli insana dürtükler. Ne yapacak? Bakacak, görecek, ibret alacak, ona göre uğraşacak, çalışacak, dinleyecek, bir şeyler geliştirecek. Buna vurgu yapıyor. Cenab-ı Hak buna vurgu yaptıkça biz sanki oradan bir şekilde uzaklaştık. Günümüzde insan ne durumda? Kur'an'ın ortaya koyduğu insan tipolojisi bu. Günümüzde nasıl? Günümüzde işte aciz, ezilen, horlanan, köşesine çekilen, biraz da karikatürize ediyorum. Çoğu zaman sen o ufacık aklınla kendini ne zannediyorsun gibi bir kısım hitaplara da muhatap olur insan. Bunu camilerde de görürüz. Yani işte hoca bir şeyler anlatır. Sen o ufacık aklınla işte bilmem kendini ne zannediyorsun. Halbuki ufacık Cenab-ı Hak diyor ki o akletmeye o kadar önem veriyor ki. Ama biz böylece insanı bu duruma getirince insan böyle susmuş, pusmuş, köşesine çekilmiş bir halde. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz Maturidi düşüncesi insanı çok farklı bir yere oturtuyor, bir yere koyuyor. Yani yaptığının sahibi, işinin sahibi, faili, haksızlık karşısında susmayan, dinamik, enerjik bir toplum. Bu toplum buraya nasıl geldi? İşte biraz önce söylediğimiz gibi bazı kavramların içi boşaltılarak, dinin ana ekseni, aksı kaydırılarak,
saptırılarak böyle bir yere savrulduk. Başka geldiğimiz noktayı izah etmemiz çok zor. İşte bir sürü şeyler yaşadık geldik. Bir tane ne yaşadık? İşte yakında bir FETÖ olayı yaşadık. Hep gider buralara dayanır. Neydi o? O dini kendi anlayışı doğrultusunda bir şekilde, öyle bir şekilde kullandı ki insanları, gençleri, o çocukları öyle bir şekilde eğitti, öyle bir şekilde yönlendirdi ki onları kendisine adeta bağladı. Halbuki bizim inancımızda böyle birine bağlanıp kalmak diye bir şey yok ki. Bizim tevhid inancımız o kadar sade, o kadar saf, o kadar güzel bir inançtır ki direkt irtibat kuruyorsun. Hiç araya bir aracı yok. Peki bu aracı araya giriyor. Ondan sonra kendisini öyle bir yere konumlandırıyor ki nasıl başarıyor bunu? Demek ki biz çocuklarımıza dinin bu o özünü, o hassas noktasını veremedik, veremiyoruz. Gidiyor bir yere bağlanıyor. Yok Mehdi'ydi, yok bilmem oydu, yok buydu, asrın bilmem müceddidiydi, şusuydu, busuydu derken kişi işte 40 yıl, 50 yıl uğraşırsan aynı şekilde çocuklar da tabii sağa sola gidecek yer bulamazsa da bir yere gider kapaklanırlarsa onları eğite eğite evire çevire böyle robotlaştırıyor. Yani biz bu şeyi hala izah edemiyoruz. Yani bu yaşadıklarımızı hala izah edemiyoruz. Belli bir zamana kadar işte çok iyiydi. El ele kol kola gidiyorduk. Ondan sonra altından öyle bir şey çıktı ki yani bu nasıl iştir de şimdiye kadar hiçbir taraftan uç vermedi. Uç vermedi diyoruz da verdiği uçlar oldu da işte onları bir şekilde başka şeye yorduk. Ne olacak dedik, işte öyleydi böyleydi, onlar da öyle olsun böyle olsun. Her neyse, yani böyle bir noktaya varışımızın önemli unsurlarından bir tanesi de bu dinin aslını, özünü biz çocuklarımıza, nesillere doğru düzgün veremedik. Şimdi dinin aslı, özü nedir? Oraya böyle bir soru tabii elbette akla gelir. Yani dini doğru anlamak ne demek? Herkes kendi anlayışını doğru olarak ortaya koyuyor. Doğru diye onu sunuyor. İşte bu yaşadığımız şeyleri de bir düşünün. Doğru din hangisi? Buraya da fazla takılmamak lazım. Çünkü biraz önce de bahsettik. Bir şey yoruma açıksa birçok yorum imkanı da vardır. İnsanlar yaparlar, ederler, konuşurlar, anlayışını söyler. Ama burada asıl olan şu olgunluğa gelebilmektir. Sen düşünceni söyle ama başkasını itham etme. Kendi düşünceni mutlak doğru gibi görme. Mutlak doğru diye bir şey yok ki. Bizim ulemamız, eskilerimiz bir şey sorulduğu zaman cevabını verir. Ondan sonra Allahu alem bir yani doğrusunu Allah bilir derdi. Ben okumalarımdan, kafa yormalarımdan böyle anlıyorum ama doğrusu bu olmayabilir demek istemişlerdir. Yapacağımız da odur. Çok da karmaşık bir şey değil. Zaten farklı algılar olmasa mezhepler, meşrepler de olmazdı. Değişik şeyler. Hepsi bir yere dayanıyor. Dolayısıyla eyvallah, hepsini biz dinleriz, bakarız. Onların zaten uçuk kaçık olanları bir iki dolanır, ondan sonra çöker dibe. Diğerleri yavaş yavaş ortada kalır. Onlar üzerine tekrar imali fikirde bulunur. Bu iş böyle böyle gider. Yani bir tane doğru bazen denir ya, ya bu nasıl bir şeydir bu? Çıksın birisi söylesin, din nasıldır, nedir, din ne diyor? Biz de ona uyalım. Öyle kolay değil, öyle kolay olsa köşeli değil bizim dini hükümlerin birçoğunun. Dediğimiz gibi yoruma açık yönleri var. Çünkü orada bir ilahi hikmet var. Öyle olunca farklı yorum yapmak bir imkandır. Bir zenginliktir. Bizim ulemamız ne demişler? Müştehit, içtihat yapan kimse isabet ederse iki sevap alır. Hata ederse bir sevap alır. Diye bir ölçü koymuşlar. Bunun dini bir şey yok. Kur'an'ı bir ifade değil. Ama içtihadı teşvik için yanlışa da bir puan veriyor. Niye? Ya adam gayret etmiş, kafasını yormuş, bir sonuca varmış. Onun karşılığı olarak ona bir şey veriyor. Yani o mesaisinin karşılığını veriyor. Yani böyle bir anlayıştan biz daha sonra başka bir yerlere savrulduk. Herkes kendi doğrusunu ortaya koyar oldu. Başkalarını yanlış olarak koydu. Bunun dışında bir de tehditler de yapılıyor. İşte hedef göstermeler oluyor. Halbuki bunların hepsi yanlış. Paylaşılmayan bir şey yok. Bizim engin bir birikimimiz var. Bir kültürümüz var. Bir hazinemiz var.
Onlar bize yeter. Onları işte evirip çevirip kendi heva ve hevesi doğrultusunda kullanmamak lazım. Fıkhı dinle aynı iyileştirmemek lazım. Bizde fıkıh eşittir din anlayışı var. Fıkıh din değil, eşittir din değil. Nedir fıkıh? Fıkıh belli dönemin insanların, bu işlere kafa yoran ulemanın çalışarak, çabalayarak o dönemin verilerine göre, o dönemin ihtiyaçlarına göre, o dönemin ulaştığı seviyeye göre kafa yorup ortaya koydukları çözüm önerileridir. Bunlar çok büyük bir zenginliktir. Bizim önemli zenginliğimizdir. Sürekli müracaat ettiğimiz kaynaklardır. Ama işte Cumhurbaşkanımız da söyledi dün ve bugün. Biz birkaç asır önceki verilen görüşleri önümüze koyup onlarla yürüyemeyiz. Onlardan bugün bizim problemlerimize çözüm olan varsa alır başımızın üzerine koruruz. Onda bir problem yok. Ama orada kısa geliyorsa, olmuyorsa oturacağız. Biz çözüm bulup insanların önünü açacağız. İlgililer. Bu işte ilgilenen kişiler. Şimdi böyle bir mesai asırlarca öncenin ulemasının üzerine boynuna borçlu da bizden sakıt mı oldu? Yok öyle şey. Herkesin üzerine bir vecibedir. Madem böyle bir inanca, böyle bir Kur'an-ı Kerim'e, böyle özellikleri olan bir kitaba sahibiz. Dolayısıyla onu sürekli devrin şartlarına göre özünden sapmadan yorumlayarak götürmek durumundayız. Birisi öyle yorumluyor, birisi bir yorumlasın. Bir sıkıntı yok, yorumlasın. Onların zaten söylediğimiz gibi uçuk kaçık olanları elenir gider. Diğerleri devam eder, onun üzerine çalışılır. Böyle böyle gider bu iş. Yani illa birisi çıksın bir tane söylesin, hepimiz ona böyle bir şey yok. Bu ilaniyaya böyle gidecek. Ama üslubumuzda yanlışlık var. Sunuş şeklimizde yanlışlık var. Kavgalar da buradan çıkıyor. Bu kavgalar da insanları birbirine düşürüyor. O cemaat öyle dedi, bu tarikat böyle dedi, o kesim böyle dedi. Hadi bakalım birbiriyle bir kıyasaya bir mücadele. Buradan da bir şey çıkmıyor. Bizim mücadele edecek neyimiz var? Görmüyor muyuz ortaya da dolanan şeyleri? İşte oradan zaten buraya geldik. Nasıl çıkacağız bu işlerden? İşte aşağı yukarı ifade etmeye çalıştığım gibi bu anlayışı yerleştirmemiz lazım. Böyle böyle gelişme sağlamamız lazım. Bizim birbirimize alıp veremeyeceğimiz bir şey yok. İlla sen kendi düşünceni nasıl mutlak doğru olarak ortaya koyabilirsin? Bu büyük bir vebaldir. Yani bu yaratıcının yerine kendini koymaktır. Oradan yani Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği şeyi ben çözdüm, ben biliyorum, başkası yapamaz, edemez gibi bir anlayıştır. Böyle bir anlayış bizde yok. Ama maalesef böyle bir noktaya bir şekilde geldik. Burada şöyle bağlayarak yavaş yavaş bitireceğim. Maturidi bize farklı bir yaklaşım getiriyor. Ben Maturidi düşüncesini alıp buraya korsak her işi hallederiz. Böyle bir şey yok. Biraz önce söylediğim çerçevededir. Ama Maturidi bize farklı bir pencere açıyor. Farklı bir şey söylüyor. Onu biz çok ihmal ettik. Biraz onu da katalım işin içine. Ve bu çıkışta o bize çok önemli bir yol gösterici olacaktır. Işık tutacak bizim yolumuza. Onu söylemek istiyorum. Maturidi ile ilgili son zamanlarda çok araştırmalar yapılıyorum. Maalesef herkes kendi aynı hastalık gene kendi anladığı doğrultuya çekmeye çalışıyor. Birisi oradan laiklik çıkarıyor. Birisi efendim başka bir şey çıkarıyor. Ya bir şey çıkarmaya gerek yok. Yani o düşünce tarzı nedir? Nasıl bir ufuk açıyor bize? Oradan hareket edelim. Oradan bir kısım sıkıntılarımıza yavaş yavaş çözüm buluruz. Eş'ariden de buluruz. Ondan da bu hepsinden buluruz. Bunlar bizim zenginliklerimizdir. Ama bunu biraz ihmal ettik. Biraz değil, çok ihmal ettik. Onu da bu zenginliğimizin içine katalım. Bu çıkmazdan kurtulmanın bize bir şeyini verir. Kolaylığını verir. Yolumuza ışık tutar. Demek istediğim o. Yoksa böyle komprime biz de çok alıştık. Biz daha ziyade şey isteriz. Bir hap ver bana, içeyim ben iyileşeyim. Öyle hapçılık yok. Öyle hapı yutup da iyileşmek kolay. Kendin de mesai sarf edeceksin. Ona bakacaksın, buna bakacaksın. Bir sürü görüşler var diyoruz. Ne yapacağım ben bunların arasında? Sen de kafanı kullanacaksın. Bakacaksın, okuyacaksın, oraya buraya vuracaksın. Birine uyar gidersin. Ondan sonra o olmaz, başkasına başka bir görüşü de benimseyebilirsin. İnsan zaman içerisinde gelişir. Bir yerden bir yere savrulmaz.
düşüncesini değiştirir. Zaman içerisinde bir kısım fikirlerinde değişiklik meydana gelir. Ama bu savrulma değildir. Bizde savrulma var. Bugün bu uçta, öbür gün başka uçta, öbür gün öbür uçta. Böyle bir şey yok. Ama insan öğrene öğrene bir kısım fikirlerinde, düşüncelerinde farklılıklar olabilir. Bazıları Maturidi'nin bir tefsiri vardır. Tevilat Ehl-i Sünne diye. Ona tevilat ismini niye verdiği noktasında da bir kısım düşünceler var. Tefsir niye dememiş? Kur'an tefsiridir, yorumudur. İşte tefsirde denir ki yani ayetten murad edilen, kastedilen budur. Ama tevilde muhtemel doğrular içinden birisi de budur. Anlayışı vardır. Yani mutlak doğru, biraz önce söylediğim gibi o hastalık yok burada. Yani muhtemel doğrulardan birisi bu olabilir. Bunu da buraya koyuyorum. Gibi bir anlayıştır. Bu başka düşüncelere de saygıyı gerektirir, ifade ettirir. her çaba sonucu elde edilen fikir, düşünce muhteremdir, saygındır. Ha, işine gelir gelmez o ayrı bir şeydir ama değerini vermek lazım. Hani bizim işte ulemanın yaptığı gibi yanlışa bile bir puan vererek onu da özendirmiştir. Çünkü bir emeğin mahsulüdür, bir emek sonucu ulaşılan bir şeydir. Bunlar zorlamayla değil, genel kabul ile ancak sonuç bulur. Şöyle bir şeyle de kapatayım. Ondan sonra da karşılıklı konuşuruz herhalde. Biz iki açmazla karşı karşıya oluyoruz genellikle. Birisi dini anlamda, birisi siyasi anlamda. Dini anlamda işin kolayını bir ulu kişinin, bir şeyhin peşine takılarak, eteğine yapışarak ahiretimizi kazanma yolunu seçiyor bir kısmı. Kesinlikle hem hayaldir. Böyle bir şey bizi düşündüğümüz yola, düşündüğümüz istikamete götürmez. Kimin peşine takılıyorsun? Cenab-ı Hak sana zaten akıl fikir vermiş. Bir kısım insanların yol göstericiliğine, onların bir kısım izahlarına elbette ihtiyaç duyar insan. Bu çok doğal bir şey, normal bir şey. Ama bütün hayatını götürüp de birine bağlarsan, onun dediğinin dışında hiçbir şeye inanmazsan, hiçbir şeyi kale almazsan, ondan sonra gider duvara kafanı toslarsın. Tosladığımız gibi, şekil A'daki gibi. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak diyor ki ne yaptıysanız onun karşılığını alacaksınız. Bu o kadar temel bir noktadır ki yaptığının karşılığını alacak insan. Kimse kimseyi alıp da oradan oraya bir yere götürecek değil. İnsan çok bilen bir insan, değerli bir insan, onun fikirlerine gidip müracaat edilebilir, konuşulur, istikamet alınır vesaire olur ama bütün iradeni, ruhunu, benliğini ona bağlarsan büyük bir manevi vebalin de altına girersin. Ondan sonra Allah korusun sonunda gider duvara da toslarsın. Senin toslaman önemli değil. Yaşadığımız gibi ülke gider duvara toslarsa Allah korusun yani o 15 Temmuz'un farklı bir şekilde gerçekleştiğini düşünmek bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Ama oraya da ramak kalmıştı. Yani bunları da iyi düşünmek lazım. Dini anlamda bu. Siyasi anlamda da bir hastalığımız var. Bir lider gelecek. Bir büyük kişi gelecek. Her işi halledecek. Ya kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bir lider, düzgün bir lider, dürüst bir lider nasıl ülkeyi bir yerden bir yere getirir? Herkes üzerine düşen görevin hakkını, işinin hakkını vermek kaydıyla düzgün, dürüst bir lider ülkeyi bir yerden bir yere getirir. İşin hakkını vermek ne demek? Bunu da söyleyip kapatacağım. Bu çok önemli bir şey değerli dostlar. İşin hakkını vermek. Yani yaptığın işin dört dörtlük yapmak. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Yaptığın işin hakkını vermek, Cenab-ı Hak bunu çok iyi ifade eder. Yani Allah'a inanıp da dost doğru iş yapanlar, işte onlar cennetliktir diye ifade eder. Her iş önemlidir. Küçük büyük iş yoktur. Her işin hakkını verdiğiniz zaman onun sadece maddi karşılığı yok, manevi ecir de vardır. Manevi ecir sadece ibadetle alınmaz, elde edilmez. İbadetler, bunu ibadetleri küçümser anlamda söylemiyorum. Yanlış anlaşılmaktan da çok korkarım.
İbadetler bize Cenab-ı Hakk'ın verdiklerine karşı ona duyduğumuz şükran borcunun bir ifadesidir. Meselenin önemli bir noktası da kamuya yönelik yapılan işlerde o işin hakkını vermektir. Kul hakkını biz nasıl izah ederiz? Genellikle çok basit, işte böyle bir bahçenin kenarından geçerken oradan bir elma kopardık. Ya ondan sonra dedik ya bu adamın, biz elmasını aldık ama bunun haberi yok. O kadar kolay ki gidersiniz ertesi günü veya aynı gün dersiniz ki ya ben geçerken şuradan bir elma aldım. Bunun karşılığı nedir? İşte adam der ki 1 liradır veyahut da büyük ihtimalle al 2 tane daha, ne demek, hadi helal olsun, gönderirsin. Eyvallah, işi bitirdik. Ama kamu işi yapan insanların, yani devletin bir makamında oturan insanların işlerinin hakkını vermemeleri durumunda ondan olumsuz etkilenen bütün insanların hakkı doğar onun üzerine. Bu o kadar büyük bir vebaldir ki kul hakkı budur. Yoksa öyle basit orada burada hemen anında hallolacak iş değil. Onun için liyakat, ehliyet de onun için zaten bunlar hep puzzle gibi birbirine öyle girer ki sistem. O kadar sade, o kadar net ki işte adil davranacaksın. İşi, emaneti, görevi kim en iyisini yapacaksa ona teslim edeceksin. Belli ilkeler vardır. Kur'an'ın bize yönetimle ilgili verdiği işte istişare vardır. Adalet vardır. Liyakat, ehliyet. İtaat vardır. İtaati de biz şeyden çıkardık. Onun da zıvanasından çıkardık. İtaati mutlak itaate çevirdik. Dedik ki devlet başkanı işte zalim de olsa, fasık da olsa, bilmem ne de olsa uyacaksın. Niye uyacağım ya? Bir taraftan adalet sistemi ve prensibi var. Devlet başkanı niye zalim olsun, adil olsun, düzgün olsun? Ama işte devletin bekası, birliği, bütünlüğü, Şia o taraftan, bunların bir sürü tarihi şeyleri var. O istikamette biz onu farklı bir yöne oturtmuşuz. Neyse şimdi o şeye girmeyelim. Yani demek ki dini anlamda böyle birinin peşine giderek kurtuluş diye bir şey yok. Siyasi anlamda birisi gelecek, her işimizi düzeltecek, biz hele şöyle bir istirahate devam edelim, böyle de bir şey yok. Herkes üzerine düşenin hakkını verecek. Deri toplu, düzgün, dürüst bir lider o zaman alır, bir yerden bir yere kadar getirir. Dolayısıyla bunları yerli yerine koymadığımız sürece, bu anlayışı biraz daha geliştirmediğimiz sürece biz bu perişanlıktan biraz zor kurtuluruz. İşimiz hem zor hem kolay. Niye zor? Ya bu karmaşık ortamdan nasıl çıkacağız? Zor gibi geliyor sana ama fıtrat da işin kolay tarafını bize gösteriyor. O kadar sade, o kadar güzel bir inancımız var ki hiç kimseye, aracıya, şucuna, bucuya ihtiyacımız yok. Direkt Allah'la biz temas kurabiliyoruz. Dileğimizi iletiyoruz. Din söyledikleriyle ilgili dediğimiz gibi herkes bir şey söylüyor. Varsın söylesin. Bize de çok iş düşüyor. Biz de kafayı kullanacağız. Öyle bedavacılık yok. Hapı yutayım, ben bir komprime alayım, ondan sonra iyileşeyim, öyle bir şey yok. Grip olduğunuz zaman bile haplar bir şey ifade etmiyor. Kendin işte oturacaksın, işte bir şeyler yapacaksın, gayret edeceksin vesaire. Bu da aynı şekilde bu anlayışı yerleştirdiğimiz zaman yavaş yavaş inşallah toparlarız diye ümit ediyoruz. Yoksa bu zelil durum böyle devam edemez. Cenab-ı Hak da buna razı olmaz. Bize hem en son mükemmel bir inancı verecek, hem de biz böyle rezil pespaya bir şekilde bu dünyada birbirimizle uğraşacağız, dizeceğiz. Bakın şimdi olan bitenlere, şu dramlara bakın. Milletin sefaletine bakın. Sağda solda dolaşan çocuklara vesairelere bakın. Kaç Ramazan geçti, kaç bayram geçti. Çoluk çocuklar sefil oralarda, sağda solda bombardıman altında. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunu nasıl izah edersin? İşte izah etmek için bir kısım şeyler ben ortaya koymaya çalıştım. Burada bu sohbeti keseyim. Peki. Allah razı olsun. Karşılıklı çok şeyle. Teşekkür ederiz. Allah razı, ağzınız alıp çok istifade ettik. Bu arada hocamızın Maturidi ve Nesefi'ye göre İnsan Hürriyeti kitabını da inşallah lütfedecekler, imzalayacaklar. Dışarıdan tedarik edebiliriz. Hocam esas itibariyle burada zelil durumdaki Allah-u Teala'nın dini, Allah-u Teala'nın koruması altında zelilliği bizim elimizden, bizlerin eliyle oluyor. Dolayısıyla Allah-u Teala, Allah muhafaza, bizlerin elinden alıp başkalarının eline verdiğinde kaybeden biz oluruz. Nihayetinde Allah dinini kıyamete kadar koruyacak ve kollayacak. Dolayısıyla bizler sizin de buyurduğunuz gibi çok elimizi çabuk tutup bir toparlanmamız lazım.
aklımızı başımıza almamız lazım. Aynen. Bu konuda Allah'ın razı olacağı bir tutuma dönmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, sorusu ve katkısı olanlar hızlı bir şekilde el kaldıran. Önce bayanlardan başlayalım. Buyur ablacığım, ver bakalım mikrofonu. Mikrofonu yakın tutalım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla İslam'ın hakim olması için farklı metotlar kullanılabilir, uygulanabilir, izlenebilir demek istediniz. Fakat biz tırnak keserken dahi örnek aldığımız bir peygamberin metodunu neden ümmet olarak şu an örnek almıyoruz? Yani metotla neden peygamberi metotla birleşmiyoruz? Çünkü kendisi 23 yılda Allah'ın yardımıyla İslam medeniyetini kurmuş bir peygamber. Bugün neden bu metodu bizler örnek almıyoruz diye merak ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet hocam, buyur. Yani peygamber, bizim peygamberimiz en büyük rehberimiz, önderimiz. Biz peygamberimiz sayesinde Kur'an'ın en iyi yorumcusu peygamberimizdir. Onun bize bıraktığı mirastır. Onu belki ona fazla temas etmemiş olabilirim. Bir de şimdi öyle bir tartışmamız, öyle bir kavgamız var. İşte sünnet öyle miydi, böyle miydi, hadis böyle miydi, şöyle miydi? Tabi sünnetle hadisi de ayırmak lazım. Hadis ilmi yazıya peygamberimizin vefatından çok sonra geçirilmiştir. Ondan sonra da onun üzerine bir kısım tartışmalar, yorumlar olur. Ama önemli olan peygamberimizin bize bıraktığı mirastır. Biz namazı peygamberimizin kıldığı gibi kılarız. Ondan öğrendik onu. Onun hayat tarzı dediğiniz gibi bizim rehberimizdir, ölçümüzdür. Yani peygamber örneğini biz hayatımıza koymazsak hiçbir yere varamayız. Yani sadece Kur'an'la, elbette Kur'an bizim temel kaynağımızdır ama onun tamamlayıcısı da peygamberimizin uygulamalarıdır. Bir kısım sözleridir diyeceğim. Her ona isnat edilen söz değil. O ayrı bir konu. Hadis bizim zorlu bir alanımızdır. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız mesela en son tekrar ne yaptı? İşte bütün hadis külliyatını taradı. Onları işte 7-8 cilde kadar getirdi. Biraz daha uğraşsan gene bir yere kadar gelebilir ama bizim ayrılmaz bir parçamızdır. Dolayısıyla peygamber bizim rehberimizdir. Birçok noktada bize ışık tutan bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim'i anlamamıza da en büyük etkendir. Evet. Peki. Başka sorusu katkı olan? Buyurunuz. Mikrofonu alırsanız. Affınıza sığınarak biraz kendi şeylerimi de paylaşacağım. Tabii cevaplarınızı da merak ediyorum bununla beraber. Kelimeyi tam hatırlayamadım ama en sefil durumdayız gibi bir şey söylediniz ümmet olarak. Zelil. En zelil. Daha ilk başta farklı bir tabiri de vardı da hocamızın. Batı'da her yönden üstün dediniz. Buraya şahsi olarak itirazım var. Batı her yönden üstün falan değil. Acizane görüşüm. Tam tersine biz onlardan çoğu yönden üstünüz. Bazı yönlerden de geri kaldık. Tilkel eyyamunu devlühe beynennas. Tabii ki sorgulanır. Niye öyle oldu, niye böyle oldu? Çabuk lafı uzatmak da istemiyorum. Burada biraz itirazım var. Dünyadaki metropollerde 10 milyona civarında bir Kahire var, bir İstanbul var. Hemen hemen tamamı daha çok gayrimüslim ülkelerde. Kesinlikle Kahire'nin ve İstanbul'un suç istatistiği diğer metropollerin 1/10. Biz üstünüz. Mesela. Evet. Çok fazla şeyler de söyleyebilirim bu konuda. Konu anlaşıldı hocam. Affınıza sığınarak bir şey, bir şey söylemek istiyorum. Mesela dediniz ki Emevi ile gayrimeşru. Hazreti Osman neye göre meşru? Hazreti Ali neye göre meşru? Hazreti Muaviye neye göre gayrimeşru? Bu gayrimeşruluğu açık ifade etmediniz ama sürecin devamlılığında Selçuklu'yu da kattınız, Osmanlı'yı da kattınız, orada bıraktınız. Halbuki bugüne geliyoruz. Bütün bir ümmet olarak. Yani bir bütünlük yakalayamadım. Kendimce yakaladım da açık sizin adınıza itiraf, daha doğrusu ifade etmek istemiyorum. O sizin çünkü takdiriniz. Olayı benim gördüğüm kadarıyla bir kadere bağladınız. Yani başka bir gerekçe de çok görmedim ben. Bence çok çözümcü ve izah edici bir olay değil. Bu ümmet kader inancıyla birlikte gayet rahat bir şekilde sultanların da kellesini aldı. Habire isyan da etti. Eğer doğruysa ki size bunu da soruyorum.
Zalimse itaat edecek misin? Ne yapacağız dedi. Niye edeyim? Etmeyelim de ne yapalım peki? İşte bak zalim dedik, isyan ettik, birbirimizi doğuruyoruz. Yani ümmet olarak. Evet bence doğrudur. Kılıç çekilmez. Müminin mümine kılıç çekmesi caiz değildir. Hem yakın dönemde bunu sorguladınız, hem de sonra da zalime itaat edecek misin? Tamam, insanlık tarihine baktığımızda uyduruk bir demokrasi var ama demokrasi de bir şekilde partileşmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. 5. yüzyılda miladi, 10. yüzyılda, 20. 15. yüzyılda, 17. yüzyılda insanlar muhalefetlerini nasıl göstermişler? Evet. Ne yazık ki hep kılıçla göstermişler. Evet, başka bu sorgulanabilecek bir şeydir. Ama bugün farklı yöntemler bulunmuş. Önemli bir şekilde değinmediniz. Ehl-i Beyt diye bir kavram var. Çok atışılmış. Bu süreçte yeri ne? Ne olmalı? Sufi gelenek var. Mesela Maturidi'ye ithafta bulundunuz. Bence de çok değerli, çok önemli. Mesela Eş'ari eğitimi verilen bir toplum nasıl, niçin, hangi gerekçe, dayanakla ben Maturidi'yim dedi. Bunu da izah lazım. Bu rastgele olmuş bir şey değil. Acizane görüşlerim, fikirlerim var. Bu sizin ciddi manada bütün tarihsel süreci yargıladığınız bu ümmet Çin'in içine kadar gitti. Halen varlığını orada sürdürüyor. Avrupa'nın içine kadar gitti. Halen varlığını her şeye rağmen sürdürüyor. Afrika'nın ortasına kadar gitti. Her şeye rağmen varlığını sürdürüyor. Hep de kötü değiliz. Bu İslamiyet insanlık tarihi boyunca hiç anlaşılmamış da şimdi mi anlayacağız? Sorunlarımız var. Ama bakış açımızı sağlıklı belirlememiz lazım. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz de işte bakış açımızı biraz daha netleştirelim diye bir şeyler söyledim. Burada her şeyin doğrusunu biliyorum. Bunları söylüyorum anlamına en başta da zaten söyledim. Bir defa batı işte bizim mi üstünüz, batı mı üstündür, bu içinden çıkılmaz bir şeydir. Yani böyle bir üstünlük şeyi ben kurmadım. Genel bir değerlendirme yaptım. Tamam oldu peki, her yönden üstün. Pek çok yönden üstün, yanlış demişim. Pek çok yönden üstün diyelim. Ona da itirazınız olabilir, hiç önemli değil. Ben zaten metodumu söyledim. Herkesin görüşü muhteremdir, saygındır. Sizinki de öyledir. Efendim Selçuklu'dan oradan geldiniz, buraya gelmediniz, işte nasıl gelelim? Yani işte belli bir süre içerisinde yavaş yavaş bir yerlerden atlayarak geldik. Her şeyi kadere bağladım. Yani o kadar da basit değil. Ben bir örnek olarak onu verdim. Ve temel bir sapma noktasıdır. Bunda iddialıyım. Benim görüşüm. Sizinki size. Ona da saygı duyarım. Ben kendi görüşümü de ifade ederim. Çünkü bu görüşe ben dünden bugüne gelmedim. Biraz uğraşarak geldim. Sade kader değil. Bir anlayıştır bu. Takdir-i ilahi meselesi. Sorumluluğu üzerinden atma meselesi. Herkes sorumluluğunu müdrik olsa, biraz önce söyledik, herkes üzerine düşeni yapsa, hakkını verse zaten işler böyle olmazdı. Biraz daha deli toplu olurduk. Sonra biz çok şey durumdayız. Yani ben biraz işi karikatürize ederek anlatmaya çalıştım. Çok fena durumdayız. Başkaları iyi durumda. Bu kadar basitleştirmemek lazım işi. Bir tespit yapmak için ben bir şeyleri ortaya koymaya çalıştım. Yani götürdüğüm bir kelimeye, bir kavrama işi bağladım. Bu kadar da basite de almamak lazım. Ehl-i Beyt nerededir, orada mıdır, burada mıdır, Eş'ari öyle miydi, böyle miydi? Bunların hepsi saatlerce konuşulacak, tartışılacak şeylerdir. Hepsiyle ilgili benim kendi görüşlerim, düşüncelerim vardır. Başkalarının görüşleri vardır. Dediğim gibi hepsi saygındır, muhteremdir. Bunları biz birbiriyle çatıştırarak değil, ortaya koyup toplumun beğenisine veyahut da takdirine sunma durumundayız. Onun için birbirimizle uğraşmak yerine, yok sen öyle dedin, öyle değildi de böyleydi, bunları bırakalım bir tarafa. Bir katkı koyun. Siz deyin ki siz öyle gördünüz ama ben şöyle görüyorum. Ben sizin söylediğinizi biraz o anlamda aldım. Onun için teşekkür ederim. Bir katkıdır o da. Katkınıza da teşekkür ederim. Tabii burada zalim idareci indirelim, adil idareci koyalım. Bu kadar basit. Üstad. Yollarla, hangi yollar işte? Demokratik böyle. Yollarla. Bizim seçim yolları var, başka yollar var. Neyse yani her ülkenin kendine göre bir üslubu olur. Yani zalim, Kur'an-ı Kerim diyor ki adil olun. İstişare edin.
liyakat, bir kısım prensipler koyuyor. Bu prensiplere aykırı birisi varsa ne diye o başımızda dursun? Şimdi bakın bu itaat kelimesi biz Şii dünya ile Sünni dünya arasındaki bu bir kısım tartışmalar, sıkıntılar, itişip kakışmalar bizi bir siyaset teorisi oluşturmaya götüremedi maalesef. Biz ne yaptık? Sünni dünya insanların en faziletlisi dört halifenin sırasıdır. Birinci sırada Hazreti insanların fazilet sıralaması yaptık. Fazilet sıralaması diye bir şey yok. Bunu kolay bir şey değil. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Niye yaptık? Şia diyor ki Hazreti Ali en şeydir. Onun hakkıydı. Şia der ki Şiiler der ki hilafet Hazreti Ali'nin hakkıydı. Gasp edilmiştir. En sonunda hakkını elde etmiştir. Onlar öyle dedikçe biz de o sıralamayı meşrulaştırmak için gayretin içine girdik. Bir sürü şeyler yazdık, çizdik. Şia da kendi açısından yazdı, çizdi. Bu çatışma içerisinde biz bir siyaset teorisi geliştiremedik. Bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de odur. İslam siyaset teorisi diye önümüze koyacağımız derli toplu bir şey yoktur. Karışmıştır işler birbirine. Şii düşüncede bugün İran'ın başında olan en yüksek dini otorite olan Ayetullah kaybolan imama vekaleten Allah adına hüküm sürer. Gayip imam, 12. imam bir gün gelecek. O yetkiyi alacak. Ondan sonra da işte devam edip gidecek. Bu Şii inancıdır. Ama biz de aldık onu bir şekilde. Biz de Mehdiler beklemeye başladık. Bu insan kendi sorumluluğunu yerine getirememenin verdiği sıkıntıyı bir şekilde izale etmesi için girdiği bir bana göre yanlış bir yoldur. Biz yapamadık, edemedik. Gelecek birisi bizi düzeltecek. Yok öyle bir şey. İnsan kendini düzeltmedikçe bu ümmet, bu toplum düzelmez. Herkes kendini düzeltecek. Kendi üzerine düşeni, işinin hakkını verecek. Ondan sonra da düzeleceğiz. Evet. Tabii asırlar boyunca olan problemleri bir anda, bir çırpıda, bir sohbette çözmenin mümkünatı da yok, zemini de yok. Öyle bir, burada, öyle bir iddianın yanından da geçmem lazım. Ben kendi düşüncemi burada çok teşekkür ederim. Açık kalplilikle ifade ediyorsunuz. Biz de açık kalplilikle izliyoruz, değerlendiriyoruz, kritik ediyoruz. Evet arkadaşlar, ellerinizi kaldırın ki ben yönetebileyim yani. Siz böyle son anda kaldırıyorsunuz. En arkaya başlayın. Siz de bana yardımcı olmuyorsunuz. Bana sormak istiyorsanız kapatıyorum diyorum. Ondan sonra elinizi kaldırıyorsunuz. Evet buyurun. Allah razı olsun. İsmim Arif İtari. Geçen hafta Kudüs'e gitmiştim. Ben aklımda kalan iki tane somut olay var. Onları anlatmak istiyorum. Ne güzel işte. Hadi bakalım. Birincisi Kıble Mescidi'nde Nurettin Zengin'in yapmış olduğu bir minber vardı. 1963 yılında Yossi Cohen tarafından yakıldı. Ve o zamanın başbakanı, İsrail başbakanı diyor ki kadın Golda Meir, o gece diyor uyuyamadım diyor. Gözüm uyku girmedi diyor. Yakıldıktan sonra sebebi de şu, aslında hani seviniyor. Sonuçta yakılan Müslüman minberi ama İslam ülkelerinin vereceği tepkiden diyor gözüme uyku girmedi diyor. Sabah bir baktım diyor, hiçbir gazetede hiçbir tepki yok diyor. Dedim ki tamam diyor, bu ümmet diyor ölü bir ümmet diyor. Bu birinci olaydı. İkinci olay, El Halil'e gittik. El Halil'e girerken bu arada hani stadyuma bile o kadar engel yok. 4 turnike 2 x-ray'den giriyorsunuz. 93'te bir Yahudi giriyor içeri, 26 kişiyi tarıyor. Ve 6 ay camiyi kapatıyorlar. 6 ay sonra caminin yarısını sinagoga çeviriyorlar ve Yakup Aleyhisselam'ın kabrine giremiyorsunuz. Hani amacım biriyle tartışma başlatmak da değil. İyi zamanlarımız oldu ama bu iki olay bile, ya birçok olay var da uzatmak istemiyorum. Eyvallah, anlaşıldı. Bu iki olay bile... tekrar doğacağız inşallah. Hiç İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Süper. Buyurun. Küllerimizden tekrar doğacağız. Bu üstadlarımız üzere mihmandar olacaklar inşallah. Sayın hocam, Cumhurbaşkanımız İslam güncellenmeli dedi dün de herhalde. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Sizce nasıl? Ya da biraz açar mısınız? Biraz değindiniz ama tam anlaşılmadı. Yani ben anlamadım. Aşağı yukarı temas ettim. Cumhurbaşkanımız da onu açtı zaten. Dün farklı algılandı zannediyorum. Onun bugün tekrar bir izah getirdi ona. Yani dedik ki bizim yani Kur'an-ı hükümlerin birçoğunun ucu açıktır. Ucu açık demek, yoruma açıktır. Niye? Yani 1400 sene önce o dönemin insanlarına gelen bir ilahi bir mesaj. Ama çağlar üstü sonsuza kadar devam edecek.
Dolayısıyla biraz esnek yoruma açık olması lazım ki çağlar boyu o yorumlanıp insanların önünü açabilsin diye. Bu şeylere çok fazla takılıyor. İşte İslam'da reform var mıydı, yenilenme var mıydı? Bunlar ta 19. asırdan beri tartışılır. Bunlara takılıp kalmamak lazım. Önemli olan önümüzü açacak yorumları geliştirmek, oluşturmaktır. Nasıl ulemamız zamanında yaptıysa, bize çok büyük bir külliyat bırakmışsa, işte Cumhurbaşkanımız da dedi ki asırlar öncenin çözümleriyle biz her işimizi halledemeyiz. Halledebilir miyiz? Ama bir kısım insan böyle düşünür. Eyvallah, o öyle düşünsün. Diyecek bir şeyimiz yok ama biraz zor. Çünkü ya onların üzerine böyle bir vazife, böyle bir görev vardı da bizden düştü mü? Yani onlar her işi yaptı bitirdi de bir şey kalmadı mı? Dünya kadar yeni şeyler çıkıyor. Adam geliyor soruyor, diyor ki kasko yapıyoruz. Bu dinen şöyle midir, böyle midir? Peki aç da kaskoyu bul şeylerden. Benzer şeyler bulabilirsin. Bulursak eyvallah, bir şey dediğimiz yok. Öpük başımıza koruruz. Ama bulamasak onlar bize ışık tutar. Onlardan da faydalanarak oturur kendimiz bir yorum yaparız. Bugün İslam dünyası hala faiz konusunu çözebilmiş değildir. Bana da çok sorulur bu. İşte ev alacağım, kredi çekeceğim. Ama işte faizden çekiniyorum. İşte yok iş yapacağım, bankadan kredi alacağım, faizi var vesairesi var. Ben onlara derim ki çoğu zaman ya sen böyle bankadan kredi çekerek iş yaparsan sana düşen vebal bize düşenden çok azdır. Niye? Biz senin önünü açacağız. Açamadık. Faiz deyince herkes döner. Diyanet ne diyor? İlahiyatlar ne diyor? Ne diyecek? Riba haramdır. Bugünümüzün karmaşık ekonomik ortamında siyaseti, iş adamları olan bitenler nedir? Bunların yani hangisi faiz içine girer, ne kadar girer, nasıl girer? Bunları ayıklayamadık ki. Bunları oturup da Diyanet ayıklayamaz ki. Diyanet işin dini yönünü, o da zaten tek biriki bir şeydir. Onun dışında bu karmaşık ekonomik sistemi bilen insanlarla oturup kafa kafaya vurup bir şeyler üretmek lazım. Bugün katılım matılım bir şeyler çıkıyor falan, bakıyorsunuz hepsi gene bir yere gidip dayanıyor. Yani bunu bile çözemedim. Demek istediğim yani bu tür... Baban yani İslam güncelleme değil de... Tamam, soruyu sorduk, aldık cevabını. Yeter. Yok, güzelim. Tamam, aldık cevabını. Yani, özür diliyorum. Bu işlere çok fazla kafayı takmayalım. Şimdi, öyle mi dedi, böyle mi dedi, İslam'ı değiştirecekler mi bilmiyor. Yok öyle bir şey. Herkes iyi niyetle bir şey getiriyor. En ters düşünceyi söyleyen bile kendine göre bir iyi niyetle bir şey söylüyor. O uymaz, tut korzonu bir kenara, o kadar. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'in üstadım kıyamete kadar baki olacağını söylediğine göre, kıyamete kadar bizim bütün problemlerimizi çözme kaynağı olacağına göre, bu gerçeklik içerisinde her birimizin yaşayan dünyada arkaya yaslanarak yeni dinamikleri üretiyor olmamız lazım. Bunun da sorumluluğu sadece Diyanet camiası olmayacağı gerçeği de ortada. Bütün devlet mekanizması, sosyal mekanizmalar, vakıflar, iş dünyaları bu çabada da sorumlu olması lazım. Yönelmesi lazım. Bir çaba göstermesi lazım. Aslında yöneliştir esas bizim sorumluluğumuz. Çözüm nihayetinde Allah-u Teala sonucu bize nasip edecektir diye düşünüyorum hocam. Aynen, ben. Özür haddimi aşarak şahsi düşüncemi de bu arada söylemiş olayım. Buyurun üstadım. Soru kısa olsun lütfen. Başka arkadaşlara da. Hocam hoş geldiniz. İttifakla diyoruz ki din kaos üretmez. Ama biz şu anda, hatta şu anda değil, Peygamber Efendimiz'den sonra bir kaosun içerisinde yaşıyoruz. Belki bazıları Hulefai Raşid'in dönemini bundan ayırıyor. Ancak siz de bunu zaten izah ettiniz ki bu sıralama neye göre oldu? Fazilet sıralaması vesaire, orayı da eleştirdiniz. Şimdi Peygamberimizden sonra din, ki din Peygamberimize kadar tabiri caizse yukarıdan aşağıya gelmiştir. Ama Peygamberimizden sonra din aşağıdan yukarıya gelmiştir. Bunu aklen ve yaşananları mütalaa ettiğimiz zaman görüyoruz. Ben mekteplerin ve mezheplerin bu konudaki soruya geçelim hızlı bir şekilde. Mekteplerin ve mezheplerin bu konudaki nakli görüşlerini bir kenara bırakarak diyorum ki aklen, ki özellikle aklın ve akletmenin öneminden
bahsettiniz ki çok güzel bir yere temas ettiniz. Aklen din peygamberimizden de sonra, peygamberimizden sonra da yukarıdan aşağıya mı devam etmelidir? Şari tarafından mı devam etmelidir? Yoksa ümmet bu işi kendi mi halleder diye soruyorum. Teşekkür ederiz. Evet, buyurun. Şimdi ilk Müslümanlar ilk Müslümanların şöyle büyük bir avantajı vardı. Din konusunda bir şey sormak ihtiyacı hissettiklerinde peygamberimiz yanı başlarındaydı. Ona sorup en yetkili ağızdan cevabını alıyorlardı. Ama peygamberimizden sonra tabii o imkan kalmadı. Ne oldu? İşte sahabe, onun yakınında bulunan, onunla beraber yaşayan yaşanmış kişiler. Evet, insanların rehberliği söz konusu oldu. Daha sonraki asırlarda hadis literatürü tedvin edildi. Hadislere müracaat edilir oldu. Daha sonraki dönemde işte İslam coğrafyası genişleyince fukaha dediğimiz müçtehitler ortaya çıktı. Onların görüşleri öne çıkmaya başladı. Fakat bu tabakalar böyle geldikçe Kur'an biraz gerilerde kaldı. Yani bir şey olduğu zaman hemen işte fukahanın kitapları, yazdıkları, çizdikleri ne diyor onlara döner oldu. Kur'an sanki biraz gölgede kalır gibi oldu. Bizim yani esas, hadi diyeceksiniz ki onlar da işte Kur'an'ın izahıdır ama biz az önce söylediğimiz gibi kendi çağlarına göre, kendi dönemlerine göre ortaya koydukları engin bir külliyattır. Ama bu süre gelen, yaşayan bir olgudur. Din de böyle, insanlar gibi böyle yaşar gelir gider. Dolayısıyla benim söylemek istediğim bu şeyde, bu Kur'ani düşünceyi de, yani Kur'an'ın insan tasavvurunu da biraz daha öne çıkaralım. Önümüzde Kur'an var zaten. Onu anlamaya yardımcı olan başka kaynaklarımız var. Ama Kur'an'ı çok arka planda tutup da işte bir kısım yazılan, çizilenlerden hareket edersek biz Kur'an'ın ortaya koyduğu insan tasavvurunu yakalamakta zorlanırız. Onun için aşağıdan yukarıya isterseniz gidin, ister yukarıdan aşağıya gidin. Ulaşmak istediğimiz noktanın burası olduğuna ben inanıyorum. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu o insan tasavvurunu yeniden oluşturmamız lazım. Onu oluşturmak için yukarısı, aşağısı, nereden nereye gidersen git ona ulaşalım. Söylemek istediğim o. Yani başka diğer külliyatlar arasında kaybolmayalım. İşte Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği odur. Bu çok önemli bir mesajdır. O seviyede bunun ifade edilmiş olması zannediyorum önümüzdeki dönemde bizim önümüzü çokça açacaktır. Böyle bırakayım. Peki, teşekkür ederim. Buyur. Son. Hayırlı akşamlar. O zaman dediniz ki mutlak doğru yok. Zalim sultan niye itaat ederim ki? Bir taraftan da otoritesizliktense zalim sultan daha iyi diye bir kanaatimiz de var. Bunu şöyle diyebilir miyiz? Evet, dediniz ki demokratik yola değiştirme imkanımız var. Niye duralım? Ama bir taraftan ben diyorum ki bu doğru. Demokratik imkanımız varsa, ama bir taraftan da yaşadığımız bir gerçek var. Irak'ta zalim Saddam gitti. Saddam tarafından 1000 kişi gidiyorsa ona da milyonlar gitti. Yani bu da mutlak doğru yok. Bir ya da zaman ve zemine göre. Belki öyle zamanlar vardır ki zalim göndermenin getirdiği daha kötü sonuçlar vardır. Ama öyle ortamlar vardır ki zalim göndermenin yolu vardır. Yolu deneyelim. Dolayısıyla mutlak doğru yok. Zaman ve zemin. Ve demin siz bir şey daha söyledin. İslam hukuku yok. Pardon, İslam fıkhı yok. Müslümanların hukuku var. Yani ortada tek bir gerçek yok. Şartların da göre bir maslahat gütmediği anlayabilir miyiz? Bunu sormak istedim. Mutlak doğru yok demedim. Mutlak bir doğru izahı yok. Yani. Evet, yani herkes kendi doğrusunu mutlak kabul etmesin. Evet. Bunu vurgulamaya çalıştım. Yani herkes kendi şeyini mutlak doğru kabul ederse o zaman kavga çıkıyor. Mutlak doğru, yani bizim ulemamız Allahu alem bis sevap demiş. Yani doğrusunu Allah bilir demiş. Sen nasıl, hangi cesaretle mutlak doğruyu keşfettiğini söyleyebiliyorsun? Bu çok iddialı bir şey.
Ve bu bizi kavgaya götürüyor. Onu ona vurgu yaptım. Zalim yöneticiye itaat çok anlaştığım kadarıyla kafa karıştırdı. Bu bana göre çok sade bir şey. Yani nihayet zalim bir yöneticiyi, fasık bir yöneticiyi usullerimiz her neyse ona göre değiştirebilirsek iyi olur. Kötü mü olur? İyi olur. Onu da işte vurarak kırarak değil de işte usulü neyse, hangi ortamda yaşıyorsak o ortamın kabullendiği çağdaş şartlar neyse ona göre, yani bahsettiğim Kur'ani tasavvurdaki insan onun için gayret gösterir. Haksızlık karşısında susmaz. Haksızlık karşısında susacak mıyız? Susmayacağız ya, alıp da saldıracak da halimiz yok. Bir şekilde normal. Yani zaman ve zemin belirler. Evet. Efendim şeydeki Saddam doğru. Saddam'ı arar hale geldi şimdi. Kaddafi'yi arar hale geldi insanlar. Libya bugün ikiye bölündü. Eskiden iyi kötü bir arada tutuyordu onları. Şimdi ikiye bölündü. Öyle oldu, böyle oldu. Bunlar işte zalim de olsa yöneticiyi başımıza tutalımı kural yapmaz. Ondan sonra iş kötü olmuştur. Becerememişlerdir, yapamamışlardır. Dış güçlerin oyununa gelmişlerdir. Bir sürü yorumlar getirilebilir. Ama buradan da işte illa zalim olsun, başımızda olsun. Niye takılıp kalalım ona canım? Allah Allah. Niye zalim olsun? Cenab-ı Hak demiyor mu ki adil olacaksınız, istişare edeceksiniz. Böyle bunlarla yürütmüyorsa işi, demek ki ilahi buyruğa da aykırı hareket ediyor. Dolayısıyla onu da bir şekilde düzeltmenin yolları meşru şekilde aranabilir. O kadar. Peki hocam, Allah razı olsun. Ya son demiştik ama peki hızlı olsun bir şekilde. Hadi buyur. Peki. Hadi buyur. Soru mu soracağım, bir şey mi diyeceğim? Söylesin ya. Söyle, söyle. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Şimdi burada bir kafa karışıklığı var. Birincisi biz doğal, ben geleceğin, çocukluktan beri karışık benim. Geleceğin ne olacağını bilmiyoruz. Yani bugün geçmişe bakarak Irak'ta, Suriye'de, şurada burada yapılan ve yüreğimizi yakan hadiselerin ya böyle daha mı iyi olur? Bakın bunu bilmiyoruz biz. Bu manadan gidersek o zaman İstiklal Harbi'ni de yapmamamız gerekirdi. O günün koşulları içerisinde İstiklal Harbi bir çılgınlıktı. Ama Allah lütfetti, başarmış olduk. Yani biz gelecekten mesul değiliz. Yalnız ben şunun açılması gerektiği kanaatindeyim. Burada zulme itirazı yapması gereken evvel emirde ulemadır. Buna karşı durması gereken budur. Bakın, yani hocalarım burada beni bağışlasın ama biraz üzerinde okumalar yaptığım için söyleyeyim. Dün burada da Mehmet Görmez Hoca çarşamba günü bir hususa değindi. Hazreti Peygamber'in Medine'den Hadramut'a bir kadının yalnız başına gitmesini hayal ediyorum düşüncesini. Şimdi efendim bir kısa değinmem lazım. Cengiz okuma yazma bile bilmeyen bir adam olarak İslam dünyasını kasıp kavurdu. Cengiz İslam dünyasına niye geldi? Hepimiz biliyoruz, Or şehrinde bir olay cereyan etti. Cengiz İslam dünyasına geldiğinde, Semerkant'a girdiğinde bütün ulemayı kesti, doğradı, camiye tıktı, yaktı. Bunu da biliyoruz. Niye yaktı? Başka yerlerde yapmadığını orada neden yaptı? Çünkü Or şehrinde 500 tane içinde Müslümanların da olduğu tüccarlar katledildi. Mallarına el koydu, kondu bir Müslüman vali tarafından ve dönemin İslam hükümdarı bu valiye hiçbir yaptırımda bulunmadı. Buna mukabil dönemin uleması ne yaptı? Bunun karşısında ne yaptı? Bu zulme karşılık hiçbir şey. O da onları yaktı. Yani itiraz etmesi gereken sair halk değil, ulemadır. Bir Ebu Hanife olamayacak mı ya? Ebu Hanife zalim bir düşünceyi gördü ve ona isyan etti kendince. Yani beklenmesi gereken budur. Ben hocalarımdan bunu açmaları gerektiğine inanıyorum. Yani bu ortada, affedersiniz, kakofoni haline gelen ve insanın hafsalasının almayacağı, yani insanlara ya siz İslam olmayın kardeşim demeye getirtilen bu din anlayışına ulemamız Cumhurbaşkanı refleks gösterene kadar niye bir refleks göstermedi? Yani zulüm illaca devlet yöneticisinden beklenmez efendim. Bunu böyle bir anlamamız lazım.
Şimdi o beğenmediğimiz Cengiz döneminde tarihçiler, seyyahlar şunu yazarlar. Derler ki Cengiz döneminde başında tacı olan bakire bir gelin bir ülkede bir baştan bir başa özgürce ve emniyet içinde giderdi de kimse ona dokunamazdı. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki. Yani ulemanın evet. Çok doğru burada söylediklerine itiraz benden gelmez. Başkasından gelir bilmem zannetmiyorum. Katkı olsun diye söyledi beyefendi. Evet evet. Yani ben başta da sizin söylediğinizi ben de söyledim. Yani bu olan bitenlere karşı çıkmak için illa Cumhurbaşkanı'nın olaya el koyması mı gerekiyordu? Ama böyle bir gelenek de oluştu maalesef. Nasıl oluştu? En son örneğini yani, burada gördük. Bundan önce ne örnekler gördük? Var birkaç örnek sayabiliriz. Kanser ilacı, Teo. Kanser ilacı, Teo. Arabaların cam bilmem neleri. Yani yardım doçentlik. Bu doğru bir şey değil, hoş bir şey değil. Yani şimdi sıkışıldığı zaman Diyanete, ilahiyatlara çok görev düşüyor diye söylüyor herkes. Ama Diyanet yani o kadar zor ki. Peki hocam, sallamayalım işi. Şimdi şöyle evet. Söyleyeyim. Ben de yaptım o görevi. 1987-92 arasında. Ben o zaman bunları da yazdım da. O zaman söylediklerime bakıyorum. Ondan sonra da 10 sene siyaset yaptım. 2 sene bakanlık yaptım. O zaman söylediklerimin çeyreğini söyleyemedim. Ha diyeceksiniz ki niye söyleyemedim? Elini tutan mı vardı? O ayrı bir konu. Ben söyleyeceğim yerleri, gerekli yerleri de söyledim. Ama ben Diyanet İşleri Başkanı iken 141, 142. ve 163. maddeler kalksın. Doğru. Diye beyanatlar verdim, manşetlere çıktı. Şimdi böyle bir şeyi tahayyül edemezsiniz. Adamın kafasına bir şey vururlar. Diyanet İşleri Başkanımız, bundan önceki başkanımız, herkes nasıl itirafta bulunduysa o da itirafta bulundu. Dedi ki biz de zamanında bu FETÖ'nün dini yanlışlarını söyleyemediğimiz için biz de kusurluyuz. Bu itirafı zaten en başta devletimizin başı yaptı. Cumhurbaşkanımız çok açık ve net bir şekilde dedi ki biz yanlış yaptık, yanıldık, milletimden kandırıldık. Özür dilerim, Cenab-ı Hak'tan af dilerim. Bu kadar açık ve sade söylenir. Şimdi Diyanet o zaman bu şeyin yanlışlarını niye söylemedi? Ya onlar devletti. Neyi nerede söyleyeceksin? Bunlar karışmıştı birbirine. Şimdi inşallah ayıklanır ama ayıklamak kolay bir şey değil. Ben Cumhurbaşkanımıza o olaylardan sonra birkaç sefer ki görüşmemin bir tanesinde dedim ki bu FETÖ'ye inat diğer bir kısım cemaatler vesaireler var. Orada burada işte bir sürü bir şeyler söylüyorlar. Onları böyle yapmayalım. Onlara inat. Niye? Ya bunların birçoğu diğerlerini tenzih ederim. Kendi doğrultusunda, yolunda gidenlere diyecek bir şeyim olmaz. Ama birçoğu dünyevileşti. Para pul peşinde, ihale peşinde gidenler var. Hepsini biliriz. Bir o var, bir de bir şey daha var. İşte müntesiplerini devletin belli kademelerine yerleştirerek güç devşirme arayışı var. İşte şimdi duyuyoruz hep oraya, buraya dalıyorlar, ediyorlar falan. Yani siyasetin bunlarla ilgili bir yaklaşımı vardır. Siyaset çünkü şeydir. Oy toplayacak, devletin yönetimini alacak ve aldığı yönetimi devam ettirecek. Dolayısıyla bir kısım farklı ilişkileri olabilir. Buna bir şey demiyoruz. Siyasetin de gereğidir. Siyaset çok sıkıntılı bir iştir. Fakat bırakalım Diyanet, işte ilahiyatlar gerektiği zaman, gerektiği yerde bu tür davranışların karşısında dinin belirledikleri doğruları söylesinler. Bundan çekinmesinler. Bunları söylediler diye yan gözle onlara bakılmasın. Bu ne demek? Bazen işte olmuyor. Birisi bir şey söylediği zaman işte niye öyle oldu? Niye? Yani bu rahatlığın olması lazım kurumlarda. Devletin içinde din kurumu çok zor bir şeydir. Bunu yaşayan bilir. Dışarıdan eleştirmesi çok kolaydır. Ama nihayet bir şey de göstermek lazım. Yani illa bir yerden işaret çakıldıktan sonra harekete geçmenin de bir anlamı yok. O zaman iş biraz daha önemini de kaybediyor.
Yani kurumlar, bu özellikle Diyanet gibi bir kurum, gerektiği zaman ben kendi dönemimi düşünüyorum. Rahmetli Özal dönemiydi. Türkiye'nin bir kısım liberal fikirlerin işte herkesin düşüncesini rahatlıkla ortaya attığı bir dönem başlamıştı o zaman. Din de tartışma alanı içerisinde o dönemlerde çekildi. Hatırlayanınız vardır mutlaka. İşte dini tartışmalar, çapraz ateşler televizyonda o zamanlar başladı. İş zorlaştı. Daha önce din konusu tartışılmazdı. Enteresandır. Toktamış Bey ile Abdurrahman Bey kapışırlardı televizyonda. Hem de nasıl. Evet. Yani dine fazla sataşılmazdı eskiden ama o da tartışma alanı içine girince o da şeyden nasibini aldı. Enteresan bir şeydir. Mecliste Diyanet bütçesi görüşülürken her sene, her zaman, her dönem, biz de yaşadık onu çokça, muhalefet çok sert eleştiri getirmez. Getirmez idi diyelim, biraz daha şimdi farklılaştı. Niye? Ya bu din kesimidir, fazla bunlara bulaşmayalım diye. Yani Diyanet'in bir farklılığının, bir konumunun olması lazım. Tabii oraya girersek oradan çıkılmaz. Devletin içinde din kurumunu sürdürmek çok zor bir şeydir. Zor bir iştir. Ama bizim geleneğimizde vardı bu. Ta Emevi'den beri, biraz önce de bahsettik, Emevi'den beri din kurumu devletin içindedir. Böyle gelmiştir. Osmanlı'da da öyledir. Yanlışlık orada zaten. Osmanlı'nın son döneminde şer'iye ve efkaf vekaleti biliyorsunuz. Diyanet ve vakıf bir bakanlık bünyesinde Osmanlı kabinesinde yer alırdı. Ve kabinenin birinci bakanıydı. Böyle bir statüsü vardı. Cumhuriyet onu ikiye ayırdı. 1924'te bir tarafına Diyanet dedi, bir tarafına vakıflar dedi. O üslup şimdi devam ediyor. Ama öz aynı gene devletin içinde olan bir sistem, bir kurum. Alanı daraltıldı. İşte protokoldeki şeyi, yani Atatürk onu çok farklı bir yere koymuş. Geçen birisi daha söyledi. Genel kurmayla Diyanet'i yan yana koymuş. O bir kurguydu yani, Cumhuriyet'in kurgusu. Böyle tek aynı şeye inanan, aynı ülküleri, idealleri, fikriyatı paylaşan bir toplum oluşturma projesiydi. Yürümedi, zordu. Ama ondan sonra Diyanet ne oldu? Genelkurmay silahına güvenerek kademe kademe yukarılara çıktı. Diyanet kademe kademe aşağılara gitti. Benim başkanlık yaptığım dönemde Diyanet İşleri Başkanı'nın Ankara protokolündeki sıralaması 50. sıraydı. Ne 24'ü? 50. sıralardaydı. Ben o şeyi taşımazdım, kisveyi. Sadece televizyona görüntü vermek için meclislerde soru önergesi olurdu. Niye takmıyor? Elinin köründen takmıyor. Biz de cevap verirdik. 50. sıradaki bir protokolle bir yere gittiğin zaman 3. sırada, 4. sırada ben o kisveyle oturmam. Onun için takmıyorum diye cevap vermiştim o zamanlar. Şimdi onları çok açtık. Belli iyileşmeler var ama bu konu öyle kolay kolay halledecek bir konu değil. Devletin içinde din hep problemdir. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Ama en azından mesela Diyanet'in şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlanması lazım. Ben bunu da ifade ettiğim için söylüyorum. Hem biraz daha statüsü yükselmiş olur, hem de biraz daha belki biraz daha cesaret gelir, biraz daha bazı konularda daha net tavır takınacak bir üsluba da kavuşmuş olur. Bir dönem başbakana bağlanmıştı, şimdi tekrar başbakanımıza düştü. O zaman da çok gitti. Daha farklıydı, çok daha şeydi, çok daha rahat bir ortam vardı. Ben evet. De yaşadım onu da, onun için biliyorum. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hocam, sadece bu Diyanet camiası problemi değil, akademiye de tabii bu konuda daha duyarlı ve tutarlı olması lazım. Konuşurken, davranışırken, halleriyle daha dirayetli, bizlere yol gösterici olmaları lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Son söyleyeceğiniz bir şeyler varsa. Son olarak şunu söyleyeyim. Arada, evet, değerli buyurun. Arkadaşlar, ben size en başta da dedim. Bilmediğiniz bir şeyleri söyleyecek değilim. Ama farklı bir yaklaşım, farklı bir pencere. Bazı sorulardan öyle görüyorum ki, yani her türlü sorunun, sıkıntının cevabı isteniyor benden. Ben de keşke olsa da size verebilsem. Olsun. Çok teşekkür ederim. Onun için insan gücü, kapasitesi nispetinde bir tahlilde bulunur. Benimki bu kadar. Peki. Allah razı olsun. Absolut. Müsaade ederseniz bir plaket takdim etmek istiyoruz. Hatıra olsun. Bu arada kitapları edinelim arkadaşlar. Üstadımızdan şöyle onu da vereceğiz. Sonra önce plaketi verelim. Başkanım, Mustafa Bey.
Thank you.